Peki kardeşlerim, bu anlattığım, duyuyorsunuz yani bu tasavvuf, tarikatlar falan, bu maalesef bizim toplumumuzda çok vuku buluyor. Çok vuku buluyor. Peki bunlar toplumumuzda bu tarikat, tasavvuf nasıl gelmiş? Tabi tasavvuf derken kardeşlerim, yani eski tasavvufçularla yani tasavvufçular da eskileri iyiydi. Bazı hataları olsa dahi. Sonradan bu felsefe, Yunan felsefesi veya sonradan başka Hintlilerle, Hinduizmle, Budizmle, Taizmle etkilenmişler ve böyle sapıklıklar vuku bulmuş. Ve maalesef bu zamandaki bütün tarikatlar hepsi bu aşırılığa giden tarikatlardan. Bu tarikatlar, bu tasavvuf nasıl vuku bulmuş? Yani Türkler arasında nasıl yayılmış? Tarihçiler diyor ki Ahmet Yesevi, duymuşsunuzdur belki, Türkler arasında tasavvufu yaymasında çok büyük bir etkisi olmuş, tesiri olmuş. Bu Ahmet Yesevi'nin bir hocası var. İsmi Arslan Baba. Bu Arslan Baba Horasan'da yaşayan, Horasan şu an çoğunluğu İran'da olan bir yer. İran, Afganistan, o taraflar. Oralar Horasan. Ve bu Horasan kardeşlerim Budizm'den etkilenmiş Kalendiriye tarikatının kalesi. Bu Kalendiriye tarikatında olanlar birçoğu Horasan'da idiler. Bu Kalendiriye kardeşler, bu Horasan Kalendiriye tarikatının kalesi. Yani bu Horasan neredeyse çoğu Kalendiriye. Çoğu demek yani Kalendiriye olan yeri de çok. Bu Kalendiriye tarikatı nasıl? İşte ilahi aşka inanan, vahdetül vücuda inanan bir tarikat. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu Kalendiriye hakkında diyor ki اَمَّا هَاُولَا الْمُحَلِّقُ الْلِحَ Bu çoğu sakalını kesen bu Kalendiriyeler فَمِنْ اَهْلِ الْضَلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ Dalalet ve cehalet ehlindendir. وَاَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ve çoğu da Allah'a ve Resulüne küfreden kafirlerdir. لَا يَرَوْنَ وُجُوبَ الصَّلَاتِ وَالصِّيَامِ Çoğu ne namazı farz görürler ne de orucu farz görürler. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü'nün haram kıldığını da haram kılmazlar. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ Hak dine uymazlar. Hak dine sahip değiller. بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى Bilakis çoğu Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdir diyor İbn-i Teymiye bu Kalendiriye tarikatı hakkında. Bu Kalendiriye tarikatı hakkında kardeşlerim Ahmet Sirri'de de bu Mısır'da yaşamış bir Bektaşi kitabında diyor ki Risale-i Ahmediyetsinde diyor ki Ahmet Yesevi İnne Ahmet Yesevi kâne yu'minu bi vahdetil vücud ve neşerû beynen nâs. Ahmet Yesevi vahdetil vücuda inanıyordu ve insanlar arasında bunu yaydı. Şimdi bu Ahmet Yesevi'nin hocası kim? Demin dediğim gibi Arslan Baba. Bu Arslan Baba hangi tarikattan? Kalendiriye tarikatında. Bu Kalendiriye tarikatı nedir? İbn-i Teymiye'nin dediği gibi namazı farz olduğuna inanmayan çoğu kafir yani. Orucun farz olduğuna inanmayan çoğu kafir. Kimi hatırlatıyor bunlar? Horasan'da şu an Türkiye'deki bildiğimiz Aleviler. Çünkü Aleviler de Bektaşi tarikatından Bektaşi tarikatı ile Kalendiriye tarikatı aynı. Ne namazı farz görürler, ne orucu farz görürler, vahdetül vücuda inanırlar.
Yani Aleviler yani. Bu kalenderiye tarikatının birçoğu. Şimdi bu Khurasan kardeşlerim Budistlerden çok etkilenmiş bir yer. Budistlerden çok etkilenmiş bir yer ve birçok Budist de bu Khurasan'da yaşıyordu. İbn-i Nedim ve Beyruni mesela Beyruni Tahkik-i Meali'l Hint kitabında bunu beyan ediyor. İşte Khurasan'da çok Budistler olduğunu. Aynı şekilde İbn-i Nedim de. Aynı şekilde Hyung Sang isimli Rahal, Çin bir Rahal Rihlet-i Sini isimli kitabında diyor ki ben Khurasan'a gittiğim zaman birçok Khurasan'da Budistlerin tapınaklarının orada olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu Kalenderiye tarikatı kimden etkilenmiş? Budistlerden etkilenmiş. Çünkü Vahdet-i Vücud ile Budistler de Vahdet-i Vücud'a inanıyorlar. Yani Vahdet-i Vücud demek kardeşler her şey Allah olduğuna inanıyorlar. Her şey Allah-u Teala'nın bir parçasıdır. Budistlerin inancı bu. Aynı şekilde Kalenderiye tarikatı da böyle inanıyor. Her şey Allah'tır diye inanıyorlar. İbn Arabi gibi. Tabii bütün bunlar bu tarikatlar, bu Khurasan'daki bu tarikatlar, tasavvuf, bu kalenderiyeler Budistlerden etkilenmiş. Bakın bunu müsteşrikler görmüş. Nichols'un Tasavvuf-ı İslami isimli kitabında diyor ki bu müsteşrik, İngiliz bir müsteşrik. Diyor ki مَهْمَا يَكُمْ مِنَ الْأَمْرُ فَأَمْرُ الْبُوْدِيَّ ظَاهِرٌ بِسُورَةٍ وَاضِحَةٍ فِي التَّصَوُّفِ الْإِسْلَامِ فِي الْعُسُورِ الْوُسْطَى Diyor ki her halükarda Budistliğin İslami tasavvufa orta çağda çok etkilendiği çok açıktır. Çok etkilediği çok açıktır. فِي النَّاحِيَتَيْنِ الْنَظَرِيَّ وَالْعَمَلِيَّ عَلَى السَّوَى Hem nazari hem de ameli şekilde Budistlerin tasavvuf, İslami tasavvufa çok etkilediği apaçıktır. Feynel Müslümin ahadu isti'amalü subha çünkü Müslümanlar tesbihi ve adeti hapsil enfas ve nefesleri hapsetmek. Tarikatçılar da var yani diyor Allah hu diyorlar mesela bu nefesi hapsetme. Bütün bunları Budist rahiplerden almışlardır. Ellezî kâne lehum ekberul eser fî teşkilil hayâti sufiye sufilerin hayatında çok bir tesiri ettiğini diyor Nikos'u. Na. Dediğim gibi kardeşler Anadolu'ya tasavvuf Ahmet Yesevi'den ve Ahmet Yesevi'nin müritleri tarafından yayılmış. Ahmet Yesevi'nin hocası kim? Aslan Baba. Bu Aslan Baba da Kalenderiye tarikatından olan bir kişi. Ve Kalenderiye tarikatı hakkında Şeyhülislam'ın sözlerini size anlattım. Aynı şekilde kardeşlerim Anadolu'da tarikatların yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de Moğol istilası. Moğol biliyorsunuz Moğollar yani Asya'nın neredeyse bütününe istila ettiler ve bütün insanları kılıçtan geçirdiler. Çoluk, çocuk, kadın, erkek hiç kimseyi affetmediler. Dünyadaki insanların üçte birini katlettiler ve hiçbirine rahmet etmediler. Kafirler yani. Hatta İbn-i Esir Rahimullahu Teala El-Kamil isimli kitabında İbn-i Esir bu olayları yaşıyor. Diyor ki keşke bunları görmeden yani ölseydim. Vallahi İslam alemine Moğol istilasından daha büyük bir fitne gelmemiştir. Geleceğini de zannetmiyorum. Hatta Deccan'ın fitnesi dahi diyor. O kadar büyük bir şey. Çünkü Moğol fitnesi kimseyi acımıyorlardı yani. Barbar insanlar. Bu Moğollar Asya'yı istila ettikten sonra herkesi katlettikten sonra bazı yani birçoğu bu dervişlerin birçoğu Anadolu'ya kaçmışlar ve Anadolu'da
Anadolu'da sapıklıklarını yaymışlar. Horasan'dan gelip, duyarsanız Horasan'dan geldik diye, özellikle Bektaşiler, Mevleviler, Aleviler, asıllarımız Horasan'dır derler. Ne yapıyor? Ne yapmışlar? Anadolu'ya gelmişler ve sapıklıklarını Anadolu'da yaymışlar. Süheyl Saban El-Avda'ın Sakafiye Fî Türkiye isimli kitabında diyor ki sebebi intişarı tarikatil Yeseviye beynel etrak Yesevi tarikatının Türkler arasında yayılmasının sebebi litelâumihâ me'al hayâtil bedeviyyetil Türkiye Türklerin hayatına bedevi hayatına münasip olduğundan dolayı fiktibâsi ketir minel âdâti şamâniyye kel musiki ve şi'r ve raks ve ihtilat-ı rical bin nisa. Diyor ki Yesevi tarikatının Türkler arasında yaygın olmasının sebeplerinden en büyük sebebi ise Türklerin eski dinleri şamanizmle uyuştuğundan dolayı işte bu Yesevi tarikatı uyuştuğundan dolayı Türkler de bunu kabul etmişler. Niye? Çünkü şamanizmde müzik çalma, şiir söyleme, dans etme ve erkek ve kadınların birlikte dans etme çok vardı diyor. Dolayısıyla Türkler de bu tarikatı, bu Yesevi tarikatı Türklerin arasında çokça yayılmıştır diyor Süheyl Saban. Bu Anadolu'da tarikatlardan bir tanesi kardeşlerim Hacı Bektaşi Veli dedikleri. Veli değil. Allah'ın düşmanı bu. Hacı Bektaş bu kişi Hacı Bektaşi'nin veya şöyle diyeyim Hacı Bektaşi'nin hocası, Hacı Bektaşi'nin hocası ve ahadu hulafai Ahmet Yesevi Mehmet Fuat Köprülü bu meşhur tarihçi El Mutasavvifun El Evvelun Fil Edebi Türki isimli kitabında diyor ki Hacı Bektaş'ın hocası Ahmet Yesevi'nin halifelerinden idi. Yani Ahmet Yesevi'nin talebesi Ahmet Yesevi'nin halifesi yani talep müridi Hacı Bektaş'ın hocasıydı. İsmi de Lokman Baranda. Bu Lokman Baranda isimli kişi Ahmet Yesevi'nin müridi. İşte bu Lokman Baranda isimdeki bu kişi Hacı Bektaşi'nin hocası. Şimdi anlaşıldı mı kardeşler? Şimdi Hacı Bektaşi yani İbn-i Teymiye bu kalenderiye hakkında ne diyor? Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, haramı haram saymazlar, helalı helal saymazlar. Raks ederler gibi böyle şeyleri. Bektaşilerde bu var mı? Var. Özellikle Alevilerde var mı? Var. Yani namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, harama haram demezler, alkola haram demezler gibi böyle şeyleri. Bütün bunlar nereden etkilenmişler? Ha? Budistlerden etkilenmişler. Bu Hacı Bektaşi Veli de vahdet-i vücuda inanan birisi. Kendisi hocası Lokman Baran da hocası Ahmet Yesevi'nin talebesi. Mehmet Fuat Köprülü onun talebesi olduğunu beyan ediyor. Bu aynı şekilde kardeşler tasavvufun yayılmasının sebebinin bir tanesi de Anadolu'ya birçok tasavvufçu geldi, tarikatçılar geldi. Bunların dediğim gibi çoğu nereden gelmiş?
Horasan'dan gelmiş. Ve bu Horasan ise zındıkların menbaı. Kalenderiye zındıklarının menbaı. Bu kalenderiye zındıkları, bu tarikatı ne yapıyor? Raks ediyor, namaz kılmıyor, oruç tut, inkar ediyorlar. Vahdetül vücuda inanıyorlar. Bunlar Moğol istilasında ne yapmışlar hepsi? Hepsi nereye kaçmış? Anadolu'ya kaçmış. Aynı şekilde Anadolu'ya tarikatçılar, tarikatların yayılmasının sebebinden bir tanesi Anadolu'ya birçok tasavvufçu gelmiş. Mesela Konya'ya İbn Arabi gelmiş. Ve İbn Arabi'nin en büyük talebelerinin bir tanesi Sadreddin el-Konevi. Konya'da yatan Sadreddin el-Konevi. İbn Arabi bunun annesiyle evleniyor. İbn Arabi kardeşlerim, İbn Arabi kimdir? Bilmeyenler için. İbn Arabi Vahdetül Vücud'a inananların imamı. Vahdetül Vücud nedir? Demin de dediğim gibi Budist inancından alınmış bir felsefe. Ne diyorlar? Bir kulli vardır diyorlar. Bir şey vardır diyorlar. Bütün şeyler ondan geliyor. Her şey odur. Birli vardır, iki yoktur. Yani her şey Allah'tır. Sen, ben, kadın, erkek, her şey, tuvalet, her şey Allah'tır diyorlar. Budistlerin inancı bu. Aynı şekilde Vahdetül Vücudcuların inancı da bu. Ve tarikatçıların, imamlarının inancı da budur. Ve en büyük imamları ve bu zamandaki tarikatçıların hepsi istisnasız İbn Arabi'yi Şeyhül Ekber olarak görüyorlar. En büyük şey. Şimdi birisi demesin, ya bize ne, bu adam ölmüş gitmiş, biz ondan mesul değiliz demesin. Çünkü bu tarikatçıların hepsi buna Şeyhül Ekber diyorlar. İbn Arabi ne diyor mesela? Vahdetül Vücud olarak dedim ya, öyle inanıyor. Diyor ki El-Arifu men yaral hakka fi kulli şeyin bel yarahu ayne kulli şey. Arif, Allah her şeyi de görür. Bilakis her şey Allah olarak, her şey hak olarak görür. Yine diyor ki El-Abdu şiirinde El-Abdu Rabbun ve Rabbu Abdun. Kul Rabb'dir. Rab kuldur. Ya leyte şi'ri menil mukellef. Yani keşke bana söyleseniz mükellef olan kimdir? Aynı şekilde İbn Arabi dinler birliğine inanıyorlar. İnanıyor yani. Bütün dinler birdir diyorlar. Çünkü niye? Çünkü Vahdetül Vücud'da sen Allah'a ibadet etsen, o da gidip İsa'ya ibadet etse, o da gidip puta ibadet etse, o da gidip ineğe tapsa, hepsi bir şeye tapıyor. O da Allah'a tapıyor. Çünkü her şey Allah'tır. Dolayısıyla bütün dinler nedir? Birdir. Ki Vahdetül Vücudcular mesela İbn Arabi bütün dinlerin bir olduğuna inanıyor. Mevlana da böyle. Onu da anlatacağım şimdi. Bakın mesela İbn Arabi diyor ki لَقَدْ سَارَ قَلْبِي قَابِلًا لَقَدْ سَارَ قَلْبِي قَابِلًا كُلَّ سُورَ. Kalbim her şeye yani kabildir. Kabiliyettir. Yani kalbim her şeyi kabul eder diyor yani. فَمَرْعَى لِغَزْلًا. Bazen kalbim ceylanların merasıdır. وَدِيرٌ لِرُهْبًا. Biraz uzattım biliyorum ama az sonra bitireceğim. Biraz sabredin inşallah. Diyor ki İbn Arabi Femer Ali hızdan bazen ceylanların merası ve dirun li ruhban bazen kalbim rahiplerin manastırı ve beytül yevzen bazen puta tapanların evi bazen tavaf edenlerin Kabe'sidir. Bazen elvah Tevrat'tır bazen Musaf'tır diyor. Aynı şekilde İbn Arabi Firavun'un mümin Müslüman olarak öldüğüne inanıyor. Çünkü ben Allah'ım derken doğru söyledim diyor mesela. Dolayısıyla İbn Arabi Rahal bir bu kişi İran'a falan gidiyor, Horasan'a falan gidiyor. Sonra Konya'ya geliyor. Konya'da şirkini yayıyor. Böyle de tarikatlar Anadolu'da yayılıyor. Sonra da Suriye'de helak oluyor yani. Aynı şekilde Anadolu'ya gelen
Vahdetül Vücutculardan bir tanesi Celaleddin Rumi, bildiğiniz Mevlana yani. Bu da Vahdetül Vücuda inan, her şeyin Allah olduğunu inanan bir tarikatçı. Diyor ki, Unzur ila zünnari zardaşt havle hısri. Diyor ki, bak zerdeşlerin zünnarına bak, hısri yani göbeğime bağladım, bağlanmış olarak bak diyor mesela. Mesela diyor ki, Muslimun ana velakinni nasraniyun ve berhamiyun ve zerdeşti. Leysa li siva ma'bedun vahidun. Diyor ki, ben Müslümanım ama hem Müslüman olmakla birlikte Hristiyanım, Brahma'yım yani Hinduyum, zerdeştim. Benim sadece bir tane mabedim vardır. Mescidun hem mescittir, hem kilisedir, hem de puta tapanların yeridir. Yani bundan dolayı kardeşler, bu da dinlerin bir olduğuna inanıyordu. Vahdet-i Vücud'a inanıyordu bu Mevlana. Bundan dolayı kafirler bu adamı çok seviyor. İbn Arabi'yi de çok seviyorlar. Mesela İbn Arabi'nin mesela bu Mevlana'nın 2017'de UNESCO Mevlana yılı ilan etti. Ve Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde kitaplar çalındıktan sonra Londra'daki Mevlana Derneği, kafirlerin Londra'da Mevlana Derneği var. İnternetten bakın bulursunuz. Bütün nerede çalınmış Mevlana'nın eserleri varsa araştırmaya başlıyorlar. Çünkü hepsi bir. Bütün dinler birdir diye inanıyorlar. Aynı şekilde İbn Arabi de. İbn Arabi de çok seviyorlar. Yani İbn Arabi de çok seviyorlar ve çoğu kitaplarını, İbn Arabi'nin çoğu kitaplarını müsteşrikler bastı. Hallacın kitapları gibi. Şimdi Hallaç var, o da Vahdet-i Vücutçu, Ebu Mansur el-Hallaç. Çoğu kitaplarını müsteşrikler, kafirler bastı. İlk tahkik edip bastılar. Neredeyse 9 tane kitabı müsteşrikler tarafından ilk basılı. Aynı şekilde İbn Arabi'nin kitapları da ilk basanlar müsteşrikler. Celaleddin Rumi, Mevlana, onun hocası Şems et-Tibrizi kardeşi. Bu da İranlı. Aslı İranlı. Ve bu da Hasan Sabbah Haşhaşilerin başı olan Hasan Sabbah'ın sülalesinden gelen bir kişi. Mesela Mevlana Şems-i Tebrizi hakkında diyor ki, Şems-i ilahi umri ve bekai mink. Diyor, Şems benim ilahımdır, ömrüm ve bekam ondandır. Kendisi kendi kızıyla yani rebibesiyle evlendiriyor Şems-i Tebrizi'yi. Mikail Bayram isimli tarihçi diyor ki, bu Şems-i Tebrizi kardeşi diyor ki, bu adam Moğolların ajanıydı. Moğollarla çalışıyordu Şems-i Tebrizi. Sonra bu öldürülüyor. Konya'da insanlar tarafından katlediliyorlar. Sen Moğollarla çalışıyorsun diye. Ve hatta Mevlana'yı Moğolların ajanı olarak itham edenler de var ki, bu yani uzak bir ihtimal değil. Çünkü Mevlana Fihi Mâ Fî isimli kitabında Moğolları çok övüyor. Mesela diyor ki, قَدْ اَعَانَهُمُ اللّٰهُ يَمَكَانُوا فِي حَالَةٍ مِنَ الدَّفْ. Allah onlara yardımcı oldu. İşte Allah onların dualarını kabul etti. Şu an çok güçlüler falan. Hepsini anlatmıyorum. Vaktimiz olmadığından dolayı. Peki kardeşlerim, şöyle diyeceksiniz. Ya bu adamlar ölmüşler. Bu adamlar bizimle ne alakası var? Bu zamandaki tarikatçılarla ne alakası var? Alakası var kardeşlerim. Niye? Çünkü bu zamandaki tarikatçılar bütün bunları, bu dediğim insanları imam olarak kabul ediyorlar. Veli olarak kabul ediyor. Bakın mesela bu zamandaki tarikatçılardan Vahdet-i Vücud'a inananlar da var. Mesela Mahmud Efendi hakkında, Mahmud Usta Osmanoğlu hakkında diyor, ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü. Kim diyor bunu? Cübbeli Ahmet. Yine Mahmudçulardan Hızır Hoca diyor ki, Muhammed eşittir Allah. Mesela Mahmud Efendi İbn Arabi'yi çok övüyor. Hatta İbn Arabi'nin geleceğini bildiğini iddia ediyor. Kitaplarında bu var.
Sin ve Şin birleştiği zaman beni tanırsınız diyormuş güya İbn Arabi. Anlatmayacağım canım, vaktimiz olmadığından dolayı. Mesela Cübbeli kitabında bir dua, dualar kitabında bir duayı şey diyor. Diyor ki: "Vuzucceli fi biharil ahadiyyeti ve enşunni min ahali tevhid ve ahriqni fi ayni biharil vahde." Bu duayı kitabında diyor. Diyor ki: "Ey Allah'ım, beni birlik denizlerinde bu ve beni tevhidin çamurundan kurtar. Ve beni vahdet denizlerinde budur." diyor. Tevhidin çamurundan beni kurtar. İşte vahdetül vücut bu. Demek ki şu anda da var yani tarikatçılarda. Yunus Emre mesela, Anadolu'da yayılan Yunus Emre. Bu da vahdetül vücutçu. Bektaşi birisi. Bu da vahdetül vücuttu. Bu da tarikatı yaymış. Mesela diyor ki şiirinde: "Ete kemiğe büründü, Yunus diye göründü. Evvel kadimden geldim, yer gök yaratılmazdan, arş kürsü levh-i kalem hiç dahi inanılmazdan. Kadimim ben." diyor mesela. Cennet dedik, cenneti de küçümsüyor. "Cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri isteyene var seni anı." diyor mesela. Cennet dedi birkaç köşk, bir köşk, birkaç huri. Bundan dolayı Osmanlı'da Şeyhülislam ve Ebu Suud bundan dolayı Yunus Emre'yi tekfir ediyor. Ve Yunus Emre velidir diyenleri de Hallaç velidir diyenleri de Hallaç'a nasıl yapılmışsa o da idam edilmesi gerekir diyor. Ve Anadolu'da tarikatların yayılmasının sebebin bir tanesi de Osmanlı padişahların bazıları bu tarikatları destekliyorlardı. Bazıları da tarikatçıydı. Mesela Bayezid gibi, 1. Selim gibi, Halveti'ydi. Kanuni Sultan Selim gibi, Yavuz Sultan Selim kendisi gibi mesela Suriye'de İbn Arabi'nin türbesini yaptıran Abdülhamid gibi bunlar.